İkinci düsturumuz. Bu hizmet-i Kur'aniye'de bulunan kardeşlerimizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet huruşluk nev'inden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun aybını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Efendim, burada önce göz göze, sonra kulak, dile, ruh, kalbe, önce aynı organları, sonra farklı organları, sonra maddi olan kalple ruhu kıyaslıyor. Bunun bir hikmeti var mı? Muhakkak hikmeti var. İkinci düstur, bak Allah'ın rızasını esas maksat yapmadan sonra ikinci düsturuna geliyor, tenkit etmemek. Tenkit etmemek. Ne diyor? Tenkit etmemek. Başka? Tenkit etmemek. Tenkit etmemek. Ne için söylüyorum bunları biliyor musun? Ama adam domuzluğuna iş yapıyor. Ama adam inadına bir iş yapıyor. Ama adam bile bile bilmem ne yapıyor. Ama adam şöyle yapıyor. Ama adam böyle yapıyor. Bunların her birisi için söylüyorum şimdi. Her biri için diyorum ki tenkit etmemek. Tenkit etmemek. Rivayette var ki Tatlık Emre, Yunus Emre'ye demiş, kim ne derse dersin bilmiyorum diyeceksin. Bilmem kaç sene bilmiyorum çekmiş. Kim ne sorarsa sorsun. Bilmiyorum. Sen Yunus musun? Bilmiyorum. Su içtin mi? Bilmiyorum. Adam böyle, böyle oluyor işte. Adam böyle olunuyor. Tenkit etmemek. Ya ama ya bu da mı tenkit edilmez kardeşim ya? Evet, o da tenkit edilmez. Ben ne yapayım? Kitaba bunu ben yazmadım. O da tenkit edilmez. Böyle durumlarda o şeyde gıybet bahsinde var. O işi düzeltmeye gücü ve mükellefiyeti olanlar varsa durum onlara gıybetsiz intikal ettirilir. O düzeltir işi. Sen kendin onu tenkit edemezsin. Kalbinde de tenkit edemezsin. Bizim mesleğimiz kalp mesleği. Beden mesleği değil yani. Kalbinden geçenden mesul olunurcu. Hakikat mesleği öyledir. Tasavvuf mesleği fiilen yapmazsa bir şey olmaz. Ama tasavvuftan inkişaf edip hakikate geçerse o da kalbi hatıratından mesul olur. İnkişaf meselesi. Kalbinden ve kafasından tenkidi çıkarmak. Vardır bir hikmeti demek. Bu işte kolayı bu. Yani nasıl tenkidi bırakayım? Ya vardır bir hikmeti be kardeşim ya. Her şeyi bilmeye mecbur musun yani sen? Onu yaptığında da demek bir hikmet var yani. O da bir insan. Herhalde bile bile bir iş yapmaz. Bir hikmeti vardır. Bir hikmeti vardır. Bizim bir tane Zonguldak'ta şey vardı. Hacı Hakkı. Namı meşhur Deli Hakkı. Günde 40 bin salavat-ı şerife getiriyordu. 40 bin. Sen onunla
zevk etmek istiyorsan bir defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam de cadde demez, dağ demez, bayır demez, nerede olsa aynen sıcak görmüş kurşun gibi yıkılıverirdi oraya. İnlemeye başlardı. Öyle Resulullah'ın aşkında. Onun meşrebiydi. Bir şey dedim, eyvallah efendi. Ne dersen de, eyvallah efendi. Bir eyvallah çeker hem de bile, eyvallah efendi. Ne dersen de, eyvallah efendi. Bunda bir bildiği vardır, bir hikmeti vardır. Yani pratik çareler aramak lazım. Bu işi bırakmak için pratik çareler aramak lazım. Öyle ilmi, yüksek, kemalatlı şeyler değil. Ya her şeyi benim bilmem lazım mı? Yok. O adamın niyetinde ne olduğunu biliyor muyum? Yok. Allah'la kendi arasında. Bana ters geliyor ama kim bilir o adam ne düşünüyor yani? Deyip o gelen tenkidi def etmek lazım geliyor. Tenkit etmemek. Bizim Nurcular filozoftur biliyorsunuz. Diyor ki hele getir şu ihlası, şu ya şu mesele ihlası muhafaza etmek için şu ihlaslılığı yapalım hele. İhlası muhafaza etmek için şu ihlasızlığı yapalım hele. Filozof. Bektaşi. Bektaşilik yapıyor. Tabii o kendisi yapmıyor. Güzel bir buluş. Tenkit ediyor. Tenkit etmeyelim. Allah'ın rızasını tahsilden sonra ameli ilk emir tenkit etmemek. Tenkit etmemek. Sonra tenkit etmemek. Sonra tenkit etmemek. Bu kadar. Tenkit etmemek. Evet. Efendim bir sual var. Buyur. Bir kardeşimiz Saliki Hakikat Rumuzlu bir kardeşimiz diyor ki hizmet-i Kur'ani'de bulunan kardeşlerden maksat Risale-i Nur dairesi içinde midir yoksa umum İslamiyet dairesi mi? Bizim Risale-i Nur dairesi içinden bahsediyor. İhlas Risalesi dahili bir nizamnamedir. Nur talebeleri için olan bir nizamnamedir. Bak yakalamış beni. Kimdi? Asfiya. Yakalamış beni. Selamünaleyküm efendim. Saygısızlık ya da başka bir düşünceyle değil. Gerçekten ölmek için sual ediyorum. Bu meşanesini tenkide girer mi? Dedim ya yakalamış. Ne diyor? Laik sisteme isyanın yoksa ey Nurcu, ey Süleymancı, ey Nakşi, ey Kadiri, ey Siyasi, ey Mücahit, ey Hafız, ey Hoca belki sen bil ki sen bu rejimin sağmal bir ineği, kuvvetli bir bineğisin. Burada tenkit yok, meydan okuma var. Tenkit yok burada, meydan okuma var. Burada meydan okuyorum. Hiç pişman da değilim. Hiç pişman da değilim. Bu memleketin hafıza ihtiyacı yok. Hafıza, bu rejimin hafıza, bu rejimde hafıza ihtiyacı yok. Bu rejimde hocaya ihtiyacı yok. Bu rejimde mühendise ihtiyacı yok. Bu rejimde doktora ihtiyacı yok. Bu rejimde salihe, salihaya ihtiyacı yok. Bu rejimde bu rejimi devirecek mücahide ihtiyacı var. Eğer kafasında ve kalbinde bu hedefe kilitlenmemişse bu adam maldır, mal. Mal. Bu adam maldır. Ben bunu imana davet ediyorum. Bu tenkit falan değil. Ben onu imana davet ediyorum. Bu imansızlık alametidir. Musa Aleyhisselam'ın zamanında yaşayıp Firavun nizamına itiraz etmeyi kalbinden ve niyetinden dahi geçirmeyen adam Firavun'un malıdır. Onu imana davet etmek lazım. Ben bu noktada incitmemek için onu söylemedim. İmana gelin demedim. İşin aslı budur. İşin aslı budur. Bunları imana davet ediyorum ben. İman nedir? Küfrü bilmektir. İman küfrü bilmektir.
Sen bu rejime su taşı, bu rejimin güzel görünmesine sebep ol, Müslümanların bu rejime itimadını artıracak işler yap. Nedir o? Müslümana diyor ki, kardeşim senin derdin hafız yetiştirmek değil mi? Bak yetişiyor. Cami yaptırmak değil mi? Bak yaptırılıyor. Namaz kılmak değil mi? Bak namaz kılınıyor. Hacca gitmek değil mi? Bak hacca gidiyorsun. Zekat vermek değil mi? Bak zekat veriyorsun. Bununla Müslümanı rejime zararsız bir hale getiriyor. Yani rejimi kabul ettiriyor ona. Nizamı. Yani bu adam mümindir, Müslüman değil. Dokuzuncu mektup. Bu adam mümindir, Müslim değil. İmanı var, Müslüman değil. Kurtulur mu? Kurtulmaz. Bediüzzaman'ın fetvası. İmansız İslamiyet sebebi necat olmadığı gibi İslamiyetsiz iman dahi medarı necat değildir. Kurtaramıyor diyor. Bir adam imansız ama şeriat nizamının elzem olduğunu, beşerin bununla kurtarabileceğini inanmış. Bu adam imansız bir Müslüman. Bu adam imansız bir Müslüman. Bir adam da var, Müslüman. Bu zamanda şeriatı nasıl tatbik edeceksin kardeşim diyor ya. Bu zamanda şeriat nasıl tatbik edeceksin? Bu adam da imanı var, Müslüman değil. İmansız Müslüman nasıl ki cehennemi boylar, ebediyen oradan çıkmaz. İslamiyeti olmayan mümin de, imanı olan İslamiyetsiz mümin de kurtulamaz, cehennemi boylar. Dokuzuncu mektubda bu çok sarahatle yazılmıştır. Zamanın sahibi Bediüzzaman'ın fetvasıdır bu. Evet, buradaki hafifleştirilmiş söylenmiştir. Aziz kardeşimiz herhalde dinliyordur şeyimizi. Bu aslında yani lazım olan kelam, iman edin, Allah'a dönün demek lazımdı altına. Ama onu kıyamadım. O sözü yapmaya kıyamadım. İncitmek istemedim. İnek yaptım. Şükretsinler. Şükretsinler. Evet. Oraya lazım olan kelam iman edin, Allah'a dönün demekti. Bir hocaya, bir hafıza, bir siyasiye, bir nurcuya iman edin, Allah'a dönün. Ben bir misal söyleyeyim. İsmini vermeyeceğim çünkü bütün nurcularca makbul birisi. Kardeşim, şeriat gelse biz bu sevabımızı bir kazanmaya devam eder miyiz? Bak ne kadar sevap kazanıyoruz iman Kur'an hizmetinde. Şeriat gelse bu sevabı kaybeder, kaybetmez miyiz? Kazanabilir miyiz tekrar bu sevabı? Nasıl bir mantık efendim? Nasıl bir mantık efendim? Bu nasıl bir mantık efendim? Kazanamayız. Anladın mı? Ya. Şimdi biz mesela Allah'ın inayetiyle ortaya koyduk. Allah koydurdu. Haşa ki biz koyarız. Şimdi ben diyorum ki dua edin ki başka sarıklar çoğalmasın ki bizim bu sevabımız devam ede. Yüz şehit sevabı devam ede. Bunu Allah'a imanı olan adam söyleyebilir mi? Gafletle söylenmemişse. Ben onu gafletle kabul ediyorum. Çünkü çok mühim bir zat. Kendisinde hizmetinde bulunduğu mühim bir zat. Gafletle söylenmiş sözler. İmanı var, Müslüman değil. Bu dokuzuncu mektubda belki 100 defa okumuş, 1000 defa okumuş bir adam. Onun için hakkı hak olarak görüp ittiba etmek, amin. Batılı batıl olarak görüp içtinav etmeyi Allah cümlemize nasip eder. Allah bize firasetimizi kendine çevire, firasetimizi aça. Amin. Kendisini görmeyi, kendi yolunu anlamayı bize nasip eder, kolay eder.
basitleştire. Ömrünü Risale-i Nur'la geçirmiş birisinin oğlu dergaha geldi. Olan vakayı söylüyorum. Çocuk bizim Muhammed yaşlarında. Sarık sarmış eve gitmiş. Kapıyı açar açmaz başında sarık, tutmuş başındaki sarığı merdivenden aşağı fırlatmış. On senenin, 20 senenin ucusu o zaman. Şimdi 50 sene. Anlaşamadık bu dünyayı. Anlaşamadık. Anlaşamadık. Olmuyor ya, olmuyor, olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Terk etmek lazım. Bu kadar insan biliyor da sen mi bilmiyorsun? Bu kadar bilmiyor, sen mi biliyorsun? Sarığı çocuğun başından tutup atmak nedir biliyor musun sen? Biliyor musun sen onu? Rejime dönük bir hareketi, bir imanı, bir heyecanı yok. Bu nizam yıkılacak demiyor. Bu nizama uyum sağlamış, hafız olmuş. Vallahi onun hafızlığı 1000 kat olsa onu imansızlıktan kurtaramaz. Sen ne zannediyorsun bu işi? Adamın nizamla bir problemi yok. İsterse araştırsınlar. Rusya'da kaç tane hafız var? Araştırsınlar isterse. Türkiye'den fazla mı değil mi? Veya azımsanmayacak bir miktardır. Karışmıyor ona kardeşim ya. Ona karışmıyor. Onun işine geliyor bu. Onun işine muti bir adam oluyorsun, muti. Hıyarın teki oluyorsun, inekin teki oluyorsun. Sağıyor duruyor seni. Ama rejime dönük bir kelime, bir hareket yap bakayım. Sayına, çokluğuna, azlığına bakıyor mu? Azimendiye ne yaptılar? Azimendiye hiçbir şey yapamadılar. Ama Azimendi onlara çok şey yaptı. Hiçbir şey yapamadılar Azimendi. Bir arkadaşımız biraz sarsıldı. O da yine Azimendi ile öbürleri arasında duruyor. Bir yere gitmedi. Birisi duydum, tekrar dönmüş dergaha. Birisi kaldı. Yapamazlar. Ama biz onlara yaptık ve yapacağız, bitmedi. Bu rejim gidecek. Bu rejim. Demek ne yapmak lazımmış? Tenkit etmemek. Tenkit etmemeyi anlatmak için bak, ne güzel tenkit ediyoruz. Nurculukta esastır bu. İhlası muhafaza etmek için ihlassızlık yapacağız. Ki ihlas anlaşıla. Felsefe bu. Bektaşilik. Ne yapıyor Bektaşi? Caminin kenarına oturmuş, zıkkımlanıyor, içiyor. Dervişin biri de oradan geçerken Müslüman biri, tüh Allah senin belanı versin demiş. Ulan demiş, bura Allah'ın evi olmasaydı ben sana bilirim ne söyleyeceğimi ama. Dua et ki Allah'ın evindeyim. Bektaşi. Ya Allah rahmet eylesin. Hacı Han'ın bir gün diyor ders yapıyorum köyde. Daha bizden tanışmadan gençliğinde. Demek o da kılcı sihirmiş. Benim gibi ne sağ, ne sol, ne ön, ne arka. Diyor birisi kapıdan girdi bir kadın. Dedi ki bak, filanca yerde Risale-i Nur dersi yapılıyor. Vallahi ne örtünün diyor. Ne erkeklerden sakının diyor. Ne şunu yapın, ne bunu yapın. Cennetin ortasına gidersiniz bir derse gelirseniz. Senin burada her şey yasak. Hadi eyvallah ben oraya gidiyorum dedi diyor. Ya ben bunu şimdi tam 34 sene oldu söylüyorum.
40 olmadı daha. 85'ten 34 sene mi oldu? 2019. 34 sene oldu söylüyorum. Hiç birisi hadi eyvallah demedi bana. Buraya gelenler Allah'ı arıyorlar çünkü. Allah'a şükürler olsun. Bir teki çıkmadı. Kardeşim sen nedir ya? Çekilme bu seni söyledik. Hadi eyvallah. Filancaların medresesinde kardeşim cennet bedava. Küçük sözü ceben koydun mu? Tapuyu koydun cebine. Bu kadar kolaylaşmış iş. Hadi eyvallah ben oraya gidiyorum diyen olmadı. Dikenli yola hazır olanlar geldi. Müşkül yola hazır olanlar geldi. Belaya hazır olanlar geldi. Meydanda kelle vermeye hazır olanlar geldi. Allah'a şükürler olsun. Onun için hiç zayiatımız yoktur. Bir sır daha söyleyeyim. Başka nurcur gruplardan buraya gelen de yoktur. Bir ben gelmişim. Ben de bir grupta murupta değildim. Dikkat edin. Başka nurcu gruplardan bizim buraya ya gelen yoktur ya çok azdır. O yok denecek kadar azdır. Çünkü bizim bura bela yeri. Baş açık, yalın kılınç, düşman saflarına dalma yeri. İlk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi dedikleri yere 1923'ten sonra, 23'ün ikinci kısmından sonra Sarıklı giden Aczimendi olmuştur. Tabi meclis ayağa kalkıyor. Bütün emniyet tayakuza geçiyor. Hemen meclis başkanına intikal ediyor. Böyle böyle biri geldi. Yani bir ordu bize geldi. Burayı harap edecek. Ne yapalım, ne tedbir alalım? Efendim buyurun istirahat edin, bir haber alalım. İstirahat ondan ona, ondan ona, ondan. Bütün devairi hükümetin haberi olur. Bir Aczimendi gitmiştir oraya. Her şey inkılap. Aczimendi'nin yaptığı her şey ilk defa yapılan şeydir. Bu Allah bize yaptırıyor. İftihar için söylemiyorum. Yokluğumuza veriyor. Biçareliğimize veriyor. Mahvolduğumuz yere veriyor. Tükendiğimiz yere veriyor. Onun için veriyor. Ama bir yerde çok kuvvetliyiz. Çok gözü karayız. Çok pervasızız. Bütün dünyanın üzerine tek başına yürürüz. O da küfrün üzerine, zulmün üzerine, kemalizmin üzerine. Bunda bizi kimse durduramaz. Çok kararlıyız. Çok kararlıyız.